Öncelikle bu cümleyi okumanı istiyorum senden. Tabii hocam. Bu kullanım koşullarından sözleşme gereği ihmal de dahil haksız fiil sonucunda maddi kanunlara göre veya başka sebeplerle doğan veya bunlarla ilişkili tüm ihtilaflar kanunlar ihtilafı prensiplerine bakılmaksızın İngiltere kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara uygun olarak yorumlanacak ve uygulanacaktır. Çok güzel. Evet, burada demin de söylediğim gibi çok standart bir sözleşme cümlesi görüyoruz. Şimdi Berna, seninle bu cümlenin sentaks analizini yapalım. Sence bu cümlenin öznesi neresi? İhtilaflar. Yani nereden nereye kadar? işte bu kullanımdan itibaren bak tüm ihtilaflara kadar, Evet. evet. Yani burada uzun bir subject görüyoruz, değil mi? Özne. Evet. Yani ihtilaflardan söz ediyoruz. Sonra o ihtilafların özelliğini anlatıyoruz. Nereden doğmuş, neyle ilişkili vesaire. Ve burada parantezler içinde, bakın köşeli parantez, normal parantez, parantezler içinde ek açıklamalar yapılmış. Yani aslında bu hiç yokmuş gibi de düşünülebilir. Sonradan katılabilir içine şu kısım. Yani bu kullanım koşullarından doğan veya bunlarla ilişkili tüm ihtilaflarla denilebilir. Evet, burası subject. Peki, yüklem neresi? Yorumlanacak ve uygulanacak olması. Sadece o kadar mı? Yani uygun olarak da ona dahil o kısımda. Hayır. Yani Bir fiil daha var. Üç tane fiil var bu cümlede. Bileşik cümle aslında tabii ki. tabi olacak, evet. Bir tabi olacak kısmı var. Bir de yorumlanacak ve uygulanacak var. Yani aslında iki tane cümle var arka arkaya. İkinci cümlenin iki tane yüklemi var. Yani birinci cümle şundan bitiyor. Şöyle boyayalım. Sanırım okunur. Evet, tabi olacak. Bir de şurası yorumlanacak ve uygulanacak. Şimdi karşınıza çıkan cümle ne olursa olsun, yani metin hangi türde olursa olsun, bir cümlede ilk görmeniz gereken kelime ya da kelimeler yüklemler. Yüklemleri ilk bakışta fark etmeniz gerekiyor. Yani Komplementari, komplementeri. tümleç. Ha? Cümle. Aslında komplement de deniyor, sorun yok, onu da kullanabiliriz. Ama ilk önce tabi olacak. Neye tabi olacak? İngiltere kanunlarına. Değil mi? Direct object. Yani aslında bu pasif bir cümle. Pasif cümle olduğu için tersten söyleniyor her şey. Ama İngiltere kanunlarına kısmı bir nesne. Türkçe'de nesne dediğimiz kelime grubu. Şunu da şöyle boyayalım. Evet. Peki şurası ne? Kanunlar ihtilafı prensiplerine bakılmaksızın. Tuğçe, demin söylediğin şey. Kompliment mi hocam? Evet, komplement ya da complementary deniyor. İkisi de söyleniyor, evet, kullanılıyor. Şöyle boyayalım. Tümleç, yani Türkçe'de tümleç dediğimiz şey, pardon. Evet. Şimdi ikinci cümleye bakalım. Yorumlanacak ve uygulanacaktır. Burada da ve bağlacından sonra bu kanunlara uygun olarak kısmı var. Bu da doğal olarak yine komplement. Evet. Yani tümleç. Evet. Ya da komplementeri deniyor. Peki. Şimdi ilk önce dediğim gibi bir cümleye baktığınızda cümlenin verbini, sonra subjectini, sonra da diğer ögelerini görüp hemen kafanızda bir analiz yapmanız gerekiyor. Analizi yaptıktan sonra çok rahatlıkla cümlenin detaylarına girebilirsiniz. Şimdi girelim bakalım cümlenin detaylarına. Özneye geldik. Evet Yaren, sendeyiz. Şimdi böyle bir özne. Bak şu sarı kısmı görme. Tamam mı? Sarı kısım yok. Yani bu kullanım koşullarından doğan veya bunlarla ilişkili tüm ihtilaflar cümlesini, cümleciğini diyelim. İngilizceye çevirirken nereden başlarsın? Peki. Ya da each and every dispute olabilir miydi? Başka? All disputes ya da
Each and every disputes olabilir. Yani her bir ihtilaf Ha, gibi. buraya kullanmayalım. Başka itirazı olan var mı? Ne kullanabiliriz burada? Yusuf sen ne diyorsun? Yani ben de ol derdim ama sizden kopya çektim az önce, siz elin Oraya takılma, önemli değil. O olmak zorunda değil. Peki başka ne seçeneklerimiz var Berna? Sen ne diyorsun? ben hiç diyebilir miyiz acaba diye düşündüm ama Hiç nasıl kullanırdım burada? each of Heh. olabilir. Evet, each'i of'sız kullanmayalım. Yani each'i tek başına kullanırsak, yani yanında bir direkt noun olarak kullanırsak biraz anlam biraz farklılaşır. Each of the disputes diyebilirsin. Başka? Tuğçe? All and any disputes, hani Aferin birlikte. sana. Güzel. All and any disputes. Peki, birisi bana all disputes ve any disputes arasındaki farkı anlatabilir. Türkçe düşünmeyin ama. Yani İngilizce olarak, İngilizce'de mesela all students demekle any students demek arasında ne fark var? Yani Şöyle bir hocam, evet. evet Yusuf. Yaren de. Ha, pardon Yok yarın, evet. yok. Ya bana şöyle gelmişti. Sanki all disputes denildiği zaman bize genel bir şeyden bahsedecekler. Ama any derken bu işte yazar diyeyim. Bak ne olursa olsun diyorum gibi bir vurgu yapıyor gibi geliyor bana. Kim o yani? Hangi ihtilaf olursa olsun. Yani ne Biraz daha taşıyor eni kelimesi anlam olarak? keskinlik sanki. Evet, Kesin, güzel. kesinlikle keskinlik. Peki. Evet Yusuf sen bir şey diyordun. Ben de hocam şey diyecektim. Yani all dispute dediğimiz zaman şey gibi sanki, yani var olan Evet. itilaflardan bahsediyor ama Evet. any dispute dersek hani olan ve olmuş olabilecek tüm ihtilafları kapsıyor. Daha kapsamlı gibi. Güzel. Evet. Aslında güzel, çok güzel. Yani hissediyorsunuz olayları. Evet, kesinlikle. All disputes'u tek başına kullandığınızda, yani all and any olarak değil ama, yani Tuğçe'nin önerdiği değil. Sadece tek başına all dediğinizde bir fiziksel olarak çokluk, bütünlük den söz etmiş oluyoruz. Halbuki any bence İngilizcenin en güzel kelimelerinden bir tanesidir. Ve tam Türkçesi de yoktur aslında. Türkçe'de bunu tam veremiyoruz. Niye veremiyoruz? Any aslında bir sayı sıfatı değil. Any aslında bir article'a kaçıyor. Yani belirsizlik anlatıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle anlatayım size. Mesela şu cümlede "Is there anybody?" dediğinizde nasıl çevirirsiniz bunu? "Is there anybody?" Kimse yok Kimse mu? var mı? Bir daha söyleyeyim. Kimse yok mu? Birisi kimse var mı dedi. Ben Değil dedim mi? hocam ya. Bakın şimdi ikisi de doğru aslında. Ama bakın işte bu eninin belirsizliğidir. Aslında iki cevap da doğru. Kimse var mı diye de çevrilebilir, kimse yok mu diye de çevrilebilir. Eni hem böyle bir herhangilik, yani zaten sözlükler nasıl anlatır eniyi, herhangiyle anlatır değil mi? Yani belirsiz, herhangi biri, herhangi bir şey. Yani any person ya da any apple dediğimizde herhangi bir elma, herhangi bir insandan söz ediyoruz, değil mi? İşte bu belirsizlik en iyi güzelleştiriyor. Onun için ben genellikle bu tip cümlelere all'la değil any ile başlamayı tercih ederim. Ama bazen de all and any'yi kullanırım. Bence ikisi de olur. Any ile başladığımızı düşünelim. Tamam mı? Şimdi bunu alalım.
Buraya kadar yani bir katkısı sorusu olan varsa lütfen söylesin. Benim var hocam. Ben bir iki Evet. ders öncesini hatırladım ama tam hatırlayamıyorum. Belki arkadaşlar hatırlarlar. Şimdi notlarımdan da bulamadım. Sizin ya çevirmenler eni hep çevirmeye bir kelime vardı. Bu sanki eni gibi geldi de bana. Diğer arkadaşlar da Evet. hatırlamıyorsa eni miydi acaba? Doğrudur. Çevirmeye ama bazen eniye dokunmayacaksınız demiştiniz hocam. Evet. Doğru mu? Çok çok doğru hatırlıyorsun. Aferin yavrum. İngilizceden Türkçe'ye çevirilerde çevirmenlerin yaptığı çok sık görülen bir hata var. En iyi çevirmeye çalışıyorlar. En iyi, demin de söyledim, Türkçesi olmayan bir kelime. Hissediyoruz, ne olduğunu anlıyoruz, hepimiz anlıyoruz. Ama aslında Türkçesi yok. Onun için çevirmeye çalışmamak gerekiyor. Bazen çeviriyoruz. Yani önümüze metin geldiğinde, hatta şöyle şeyler oluyor. Bir paragraf, bir cümle düşünün. İçinde 10 tane eni geçiyor. 10 değişik yerde kullanılmış eni. Bazen sadece bir tanesini çeviriyorum ben mesela. Dokuzunu hiç görmüyorum. Aslında görüyorum. Çünkü Türkçe'de onu vermeye çalışıyorum. Yani o belirsizlik hissini yaratmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi çok zor bir şey. Çünkü gerçekten o any kelimesinin İngilizce'de yarattığı anlam çok başka. Onu Türkçe'de maalesef tam veremiyoruz. Çok doğru hatırlamışsın Yaren. Ama burada Türkçe'den İngilizce'ye gidiyoruz. Burada rahatlıkla kullanabiliriz. Türkçe'den İngilizce'ye çevirilerde hiç tereddüt etmeyin. Herhangi bir belirsizlik içeriyorsa en iyi hemen kullanın. Tamam. Evet, Yaren senden devam edelim. Geriye doğru gidiyoruz. Tüm ihtilaflar dedik. Şimdi doğan veya bunlarla ilişkili diyeceksin bana. Bu arada Hayır. herkes düşünsün lütfen. Çünkü herkese soru bu. Yani herkese açık bir soru. Evet Yaren, cevapları senden başlayalım. Yani ilişki için direkt related to geliyor ama Önce şeyde doğandan başla. Sebebini anlayacaksın şimdi. doğan Doğmak nedir? yani born mu? Yok, o anlamda doğmak değil, fiziksel anlamda değil. Yani bir şeyin sebebi olması, sonucu olması. Yani işte result olabilir ya Güzel. da Devam et düşünmeye. Katkı bekliyoruz. Ne olabilir? conclude olabilir, sonuçlanma Konklü gibi. olmaz. Evet Yusuf. Arising out Aferin Yusuf. Bunu daha önce of. görmüştük muhtemelen, değil mi? Oradan mı hatırlıyorsun? Evet Yusuf. Evet Çok yani bir güzel. yerden geldi aklıma. Çok güzel. Aferin. İşte bu. İşte bu. Bu çok iyi. Bu işte senin beynin seni doğru yönlendiriyor demektir. Şimdi burada doğan anlamında iki şey kullanabiliriz. Resulting from, yani result olur, kesinlikle olur. Çünkü zaten cause and result ilişkisidir o. Arising out of daha güzel olur. İngilizce'de to arise out of. Bunu birlikte ezberleyin lütfen. Doğmak demektir. Ama bunu kullandığınızda mutlaka aklınıza neden sonuç ilişkisi gelsin. Yani arise out of burada kullanılır. Yani bir şeyin sonucu olması. Peki devam edelim. Bunlarla ilişkili diyeyim bana, pardon. Arising out of or. Evet Berna, Tuğçe. Related with this tarzı bir şey. Related with'i öneriyorsun. Şuraya yazıyorum. Başka? Related to dermen. Başka? Hadi düşünmeye devam. Daha güzel bir şey var. In relation with. Onu biraz dönüştür. Evet Tuğçe. Nasıl In şey? relation with'ten uzaklaşmayın. Evet ben söyleyeyim isterseniz. Ne?
In connection with. Şu iki kelime grubunu ezberleyin arkadaşlar. In relation with ve in connection with birbirine çok yakın, neredeyse eşit ama tam eşit değil. İki ayrı kelime grubu. Bunların ikisi de olur. Yani related with, related to olur. Ama relate fiiliyle connect fiili aynı şey değil. Dolayısıyla onlardan türeyen kelimeler de aynı anlama gelmiyor. Burada en yaygın kullanılan karşılık in connection with'tir. Tamam. Yani arise out of or in connection with İngilizce'de özellikle hukuk metinlerinde, akademik metinlerde sıklıkla karşılaştığımız kelime gruplarıdır. Bunu şöyle ifade ediyorum ben, yani bütün derslerde öğrencilere de, dilde bazı kelimeler aşıktır ve onları birbirinden ayırmamak gerekir. Onlar genellikle birlikte kullanılırlar. Yani binlerce sayfa metin okursunuz, o metinlerde hep o kelimeleri yan yana görürsünüz. Neden? Çünkü onlar birlikte kullanılmaya alışılmıştır ve bu şekilde devam etmektedir. Yani o dilin bir özelliği bu. Evet, yani in connection with burada güzel. Evet, devam edelim. Bu kullanım koşulları diyeyim bana bakalım. Evet, kim söyleyecek? Yusuf, sana döndük tekrar. These terms of service. These terms of service. Pardon, ben duyamıyorum ya valla. Service. Ha, service kullanmıyorum. Use kullanalım. Terms of use. Kullanım koşulları terms of use olarak kullanabilirsiniz. Şimdi asıl meseleye geldik. Şu sarı kısım. Bakın şimdi. Şimdi doğan diyor ya burada. Doğana bağlı bu. Nasıl doğuyor? Sözleşmeden doğuyor. İhmal de dahil haksız fiilden doğuyor. Maddi kanunlardan doğuyor veya başka sebeplerden doğuyor. Hadi bakalım bunları çevirin bana. Önce sözleşme gereği diyeyim bana. Nasıl söylenir sözleşme gereği? Tuğçe, sessizsin bugün. Hocam uzun zamandır hukuk çevirisi yapmıyoruz diye hatırlamaya Hadi çalışıyorum. Hatırlamaya çalışın bakayım. Gereği nasıl söylenir? Evet Yusuf. Yani in accordance with denebilir mi acaba? In accordance with'i biraz unut Yusuf. Bir süreliğine tamam. Unut. In accordance with bir şeye uygun olarak anlamını verir ama gereği değildir o. Daha güzel bir kelime var. Kelime grubu var daha doğrusu. In Ben terms size of ilk kelimeyi söyleyeyim. As. İkincisini de siz bulun. As required by. Hayır. Tek kelime, üç harfli. Üç harfli. As per. As per. Evet. Bu kelime grubunu hiç unutmayın sevgili arkadaşlar. Aslında as'in kullanıldığı hiçbir grubu unutmayın. As çok önemli bir kelime İngilizce'de. Any kadar önemli. As per tam olarak gereği demektir. Türkçedeki o sesi verir. As per contract. Sözleşme gereği. Şimdi haksız fiil sonucunda diyeyim bakayım bana. Sonucunda. Haksız fiili ben söylerim. Siz sonucunda deyin bana. As a consequence of tort. Peki, consequence'ı kabul ediyorum. Çok yakın anlamlı. As a consequence of tort. Tort haksız fiil demektir arkadaşlar. Aslında bu kelimenin özü tortious act'tir. Ama kısaltarak tort diye kullanıyorlar. Haksız fiil bir hukuk terimidir. As a consequence of tort. Güzel. Teşekkür ederim Yusuf. İhmal evet. de dahil. Şimdi küçük paranteze geldik. İhmal de dahil.
De dahil. Nasıl söyleyeceksiniz? Including olmaz mı? De ekle. Including doğru. De'yi nereye ekleyeceksin? De. Dahi edatı. Bilemedim. Bilirsin. Dört harfli bir kelime. Hatırla. Also. Olsa tabii ki. Also including. Aferin Berna. İhmal deyin bakalım. Violation geliyor aklıma Yok. ama. Violation Yok. ihlaldir. İhlal. Neglect. İhmal. Neglect. Efendim? Neglect onun Neglect. fiil halidir. İsim halini söyleyin. Neglect. Negligence. Negligence ihmal. Neglect onun fiil hali, ihmal etmek. Maddi kanunlara göre. Göre ne demekti? Ezber. O gereği. Ha Aynı gereği. şeyi asla, hele ki parantez içinde aynı kelimeleri asla kullanma. to falan. According to tabii ki. Aferin. According to. Göre deyince aklınıza according to gelsin. Maddi kanunlar deyin bakın bana. Bunu biliyor musunuz? Hadi sizi çoktu. Applicable Efendim? law olabilir Yok mi? yok yok yok. Applicable yürürlükteki demektir. Maddi başka bir şey. Substantive law. Bu maddi kanunlar demektir. Vaktimiz Hocam bunu kalırsa bunun bulamamışım. hukuki anlamını anlatırım. Efendim? Bunu bulamazmışız zaten hocam. Evet, onu zaten sormadım ortaya. Söylüyorum. According to substantive law veya başka sebeplerle. Söyleyin bakalım. İki kelime. Due to. Hayır. Olur mu Yusuf hiç böyle parantez içinde? Parantezi nasıl kapatacaksın o şekilde? Ve başka durum, aksi halde. Other Or otherwise tabii ki. Sevgili arkadaşlar bakın. Kelimeleri sayıyorsunuz yan yana ya da kelime gruplarını. En sonunda da ve benzeri ve başkaları ve dahi diyeceksiniz. Tek bir karşılık var İngilizce'de. Otherwise, otherwise, otherwise. Anladınız mı? Or otherwise hiç unutmamanız gereken bir kelime grubu. Ya otherwise'ı hiç unutmayın lütfen. Otherwise o kadar becerikli bir kelimedir ki her derdinizi çözer. Yani ve başka durumlarda ve başka şekillerde ve aksi halde. Anladınız mı? Yani bunu hiç unutmayın. Bu tip durumlarda mutlaka otherwise'ı kullanmalısınız. Evet, öznemiz bitti. Şimdi şunu alalım. Evet, bu öznemizi alalım. Şuraya koyalım. Şimdi özne bitti. Verb'e geçeceğiz, değil mi Berna? Tabi olacak de bakayım bana. Bir kere hangi tensi kullanmamız gerekiyor? Hukuk metni. Yani will Shall Shall. Yes. Kesin. Kesin. Hukuk metinlerinde kesinlik çok önemli bir kavram. Yani bir şeyi anlatırken böyle o da olur, bu da olur gibi anlatamazsınız. Onun için shall'i tercih edeceksiniz. Shall be. Ne kullanacağız tabi olmak anlamında fiil? İlk aklına geleni söyle. Subject Hatırlıyorsun. to. Evet, to be subject to. Ama bu doğru değil. Bunun yerine ne kullanabiliriz? Kanunlara tabi olmak ne demektir? Depend. To be governed by. Bakın arkadaşlar, hükümet anlamına geldiğini bildiğimiz government kelimesi var ya, government, bunun fiili çok önemli bir fiildir, govern. Govern fiili, zaten vali anlamına gelen governor da buradan türer biliyorsunuz. Yani illeri yöneten anlamında. Aslında bu fiil
yönetmek anlamının yanı sıra ve daha da önemlisi hatta tabi kılmak anlamına gelir. Kılmak. Tersten düşündüğünüzde yani pasifini düşündüğünüzde de tabi olmak anlamına gelir. Kanunlardan söz ederken subject to kullanmayız. Subject to başka bir şeydir. Yani o da tabi olmak anlamına gelir ama asla govern by'ın yerini tutmaz. Evet, şimdi İngiltere kanunlarına diyeceksiniz. Governed by. Preposition'da koyduk. İngiltere kanunları diyeyim bakayım bana. Aslında önce Bir... şöyle sorayım. İngiliz kanunları mı doğru, İngiltere kanunları mı doğru? Hangisi doğru? Bir hukukçu olsaydınız hangisi doğru gelirdi size? Bence İngiltere İngiltere doğru. kanunu. İngiltere kanunları doğru değil mi? İngiliz kanunları doğru değil. Çünkü İngiliz milletin adı. Değil mi? Bir ulusun adı. Yani kendisini o konsepti vermiş bir ulustan söz ediyoruz. Ülkenin adı İngiltere, kısaltılmış haliyle tabii ki. Ülkenin adı başka bir şey. Onun için Türk kanunları denmez. Türkiye Cumhuriyeti kanunları denir. Ya da Türkiye kanunları denir. Yani dile önem veren iyi bir hukukçu bu şekilde kullanır. Burada da aynı şekilde kullanmamız gerekiyor. O halde İngiltere kanunları nasıl diyeceğiz? Shall be governed by the laws of Great Britain, değil mi? İngiltere deyince aklımıza kısaltılmış olarak bu geliyor. Yani Büyük Britanya. Şimdi şu komplemente bakalım. Kanunlar ihtilafı prensiplerine bakılmaksızın. Bakılmaksızın nasıl söyleniyor İngilizce'de? Hatırlayan var mı? Regardless of olabilir mi? Evet, olur. Aferin Yusuf. Sen bu metinleri yapıyorsun tabii. Alışıksın, değil mi? Hatırlıyorsun. Çok güzel. Regardless of çok güzel olur. Irrespective of da olurdu. Yani kullanabilirsiniz burada. İkisi çok iyi olur. Yani ikisinden biri. Regardless seçelim. Regardless of the principles of kanunlar ihtilafında yine ben söyleyeyim. Principles of the conflict of laws. Conflict of laws kanunlar ihtilafı demektir. Hukuki anlamı da şudur. Uluslararası ilişkilerde mesela diyelim ki bir İngiliz şirketiyle bir Türk şirketinin yaptığı ticarette bir sorun çıkarsa sorunu neye göre çözeceğiz? Onu belirliyor bu madde. Yani İngiltere kanunlarına göre çözeceğiz diyor ve üstelik kanunlar ihtilafı prensiplerine bakmayacağız diyor. Bu ne demek? Şu demek. Mesela Türk tarafı çıkıp da kardeşim tamam biz bunu kabul ettik ama Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları şunu söylüyor. Bunu da dikkate almalıyız demesin diye söylüyor. Çünkü ülkelerin kanunları arasında mutlaka çatışmalar olur. Efendim, sorunlar olur. Farklılıklar olur, farklı bakış açıları olur. Dolayısıyla kanunlar birbirinden uzaklaşabilir. Bu durumlarda o kanun şuydu, bu kanun buydu diye bakmayacağız diyor. Uluslararası ilişkiler başka türlü yürümez çünkü. Bir de burada dikkatinizi çekmek istediğim iki tane kelime var. Dispute ve conflict. Bu iki kelime sözlüklerde sinonim olarak tanıtılıyor. Yani eş anlamlı olarak tanıtılıyor. Bir yere kadar doğru ama aslında çok doğru değil. İkisinin kökleri çok başka ve anlamları da çok başka. Türkçe'de dispute kelimesi tam olarak ihtilaf anlamına geliyor. Yani ihtilaf, anlaşmazlık diye Türkçeleştirebiliriz. Kastettiği de genellikle kişiler ya da kurumlar ya da şirketler arasında çıkan görüş ayrılıklarıdır. Konflikt ise tam olarak çatışma demektir.
Hatta aynı zamanda askeri bir terimdir konflikt. Savaşa dönüşmemiş küçük muharebeler içinde kullanılır. Muharebe anlamı da vardır bu kelimenin. Daha ağır bir şeydir. Yani şirketler arasındaki görüş ayrılığından daha başkadır. Tabii ki burada kastettiği çatışma derken fiziksel değil, anlamsal çatışmalar diyelim. Yani farklı anlamlar içeriyor ve farklı hükümler getiriyor metinler. Evet.